Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerimiz, küçük bir gecikmeyle yayına girdik, bir aksaklık oldu, onları ayarlamaya çalıştım. Bundan dolayı da özür güzel kardeşlerim. Evet, nasılız? Hepimiz iyi miyiz arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Bunaldınız değil mi? Ya bir türlü ilerleyemiyoruz hocam. Yerimizde sayıyoruz. Yani çıkış yok. Düşüş de yok, çıkış da yok. Yani düşüş var diyenler görüyor, duyuyor gibiyim ama yok arkadaşlar fırtına öncesi sessizlik var piyasada. Yani biliyorsunuz pazar pazartesi kapalı piyasalar 1 Mayıs ama bizim piyasamız 7-24 açık. Ee, hacimde bir değişiklik olur mu? İlla ki bir düşük hacimle seyrederiz. Ama bu bizim yükselmemizi engellemez güzel kardeşlerim. Engellemez. Yani piyasalar şimdilik iyiye doğru gidiyor. Bitcoin'in gözü 30 binlerdir. Oraya doğru dikti gözünü. Yani aşağıda değil gözü arkadaşlar. Böyle ben geri dönerim havası yok Bitcoin'de. Hani farkındaysanız desteğini koruyor. Mümkün mertebe kırmamaya çalışıyor. Evet güzel kardeşlerim. Piyasada haberler var mı? Öyle yani göze çarpan pek önemli bir haber yok arkadaşlar. Hong Kong'dan bir haber var. Kripto para düzenlemesine ilişkin detayları verdiler arkadaşlar. Bunları da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Neler gelecektir, neler götürecektir. Yani başka bir bizi etkileyecek bir haber yok. Herkeste bir yorum haberi var. Efendim, zaten biz de yorum yapıyoruz. Yani kimi demiş Bitcoin 1 milyon, 1 milyon dolara yükselebilir mi? Kimi demiş efendim 30 binde kalabilir mi? Biz bunları zaten açtık arkadaşlar. Yani daha önce de söyledim, sizlerle paylaştık. Biz buraları açtık. Buralarda. Bizim bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız nerede? Bizim sıkıntımız fırtına öncesi sessizlikte. Hani piyasalar e güzel arkadaşlar yani ayı mayı kalmadı da ayıya güle güle dedik. E, Bu aya da hoş geldin dedik. Şimdi ısınma hareketleri var. Bakalım nereye gideceğiz? Yayınımıza yorum ve analizlerimize geçmeden kimler gelmiş? E, şöyle bir bakmak isteriz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza Yasemin kardeşimizden 20 TL bağış geldi. İsmail Nalkıran kardeşimizden 45 TL bağış geldi. Ufuk Ortakçı kardeşimizden de 22 TL bağış geldi. İsteklerinize yer vereceğiz her zaman olduğu gibi. Ama ne zaman? Bitcoin ve Ethereum'un ardından güzel kardeşlerimiz buradaki ilk sıraya göre yorum ve analizlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, ee, hepiniz hoş geldiniz dedik ve ilk önce bugün yine kimler geldiler şöyle bir e, bakmak isterim tabii ki isim ve e, yorumları. Arkadaşlar Lazio Yaşar birinciliği kaptı bugün. Sayın milletvekili, hoş geldiniz. E, Senay Özer, e, Aptos, Feçerli ricam, olur hocam demiş. Aptos ve Façeli zaten var güzel kardeşlerim. Aptos rüzgarı arkasını aldı. Bakınız. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz hepiniz değil mi? Rüzgarı arkasına aldı. Evet. Eee Senayi kardeşim. Bakıyoruz. Vatansever kardeşim. Merhaba hocam demiş. Eyvallah. Hoş geldiniz. Ömer Güder kardeşim. Hoş geldiniz. Selamlar hocam. Avax, Burger bakar mıyız? Mümkün mertebe. İsteklerinize bakmamız gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Biraz şöyle de olmayanları da not alalım buraya. Burger var herhalde değil mi bizim listemizde? Burger, Avax. Yine not alalım okuduklarımızın da üzerine yorum ve analiz yaptıklarımızı çizeriz arkadaşlar. Buradan bakarız. Aptos, Feçali. Tekrar bunları dizmek için uğraşmayalım. Yani bakıyoruz. Yukarıda okumadığım yok. Ersin Tutak. Selam hocam. İyi yayınlar. Eyvallah. Mustafa Yücekaya. İyi geceler hocam. Ape, Aptos bakar mıyız? Aptos zaten vardı. Bir de Ape'yi not alalım arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz. Yusuf Kılıç. Selam reis demiş. Aleyküm selam güzel kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler demiş Yusuf Kılıç kardeşimiz. Eyvallah. Güzel kardeşim. Mahmut Doboğlu. Selam hocam. Aleyküm selam güzel kardeşim. Bakıyoruz. Pardon özür. İsmail Nalkıran. Selam millet. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar hocam demiş. Eyvallah güzel kardeşim. Ee, Valla Ahmet Hoca parmağı hazırlamış. <laughs> durum sakat galiba. <laughs> Yok. Durum sakat değil arkadaşlar. Durum yukarıya doğru. Bu gidiş yukarıya. Fırtına öncesi sessizliktir bu. Evet güzel kardeşlerim. <laughs> Bakıyoruz. Evet, Yasemin kardeşimizden e, render isteği gelmiş, R N -r, O olacak zaten. E, render de biliyorsunuz, e, daha önceki çok güzel grafik var arkadaşlar dedim. Render'e dikkat dedim yani R N D -r Burada e, bizi yanıltmadı tabii ki. Formasyon tamamlanmadı daha yükseliş hedefleri var ama. Analizine geçtiğimizde sizlerle paylaşacağım onları. Bakıyoruz yine İsmail Nalkıran kardeşimiz ee, 45 TL bağışta bulunmuş. Ahmet Hocam vallahi bunaldık. 4 <laughs> şunları yürüsünler. Evet. Biraz dürt de diyor şunlara ee, koşup gitsinler diyor. E, viraja döndük arkadaşlar. Bu burada ne kimin kopacağını grafikler bilir artık. Bakalım. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar yine ismini okuyamadım kardeşim Murat Gündoğdu kardeşimiz de geldi Eyvallah hoş geldiniz kardeşimiz ee, aşağılarda RLC de ee, Yasemin kardeşimizden istek var ee, onun analizini de yapacağız Evet Ahmet Kaplan İyi akşamlar herkese hocam demiş. Eyvallah. İyi akşamlar güzel kardeşim. Unuttum kardeşlerimiz varsa da kusura bakmayın. Emre kardeşim geldi. Hoş geldiniz. Yunus Emre selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam güzel kardeşim. Atilla kardeşimiz de geldiler. Hoş geldiler. Yunus Emre hoş gördük hocam demiş. Eyvallah. Eyvallah güzel kardeşim. Barış Yeni Ocak hoş geldiniz. Zeki Levent. Çapanoğlu Stuttgart'a selamlar güzel kardeşim. Hoş geldiniz. Cankat hocam selamlar. Ee, i̇yiyiz diyor. Sizi sormalı. Eyvallah güzel kardeşim. Sağlığımız yerinde. Her şey yolunda. Evet sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Barış Yeni Ocak. BTC alıp alt koyuna göre kar edileceği hiç aklıma gelmezdi. E, bu her zaman olmaz. Olmaz güzel kardeşim. Bakıyoruz Zeki Levent. Lunch. Bakar mıyız hocam? Lunch var arkadaşlar yayınımızda. Ee, Evet Cankat kardeşimiz. su akar yolunu bulur demiş. Doğru. Sport, atletik, iyi yayınlar hocam. Eyvallah kardeşim hoş geldiniz. Erol Özkul sizler de hoş geldiniz. Özgün Kurgun, Öznur Aydın. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Yunus Emre siz de hoş geldiniz. Ufuk ortakçı kardeşimiz. Fet Luna Lunch lütfen demiş. Eyvallah. Fet Luna Lunch Kocak kardeşimizin isteği de var. Ona da bakacağız. Ee, bu ara birden atladık burayı. Evet. Şu. Kaptanımız da geldi. Adem Çemrek. Hoş geldiniz kaptan. Kaptan da geldiyse bu iş tamam arkadaşlar. Artık <laughs> demir alabiliriz limandan. Evet. Ee, termeli ee, kardeşimiz siz de hoş geldiniz. Aleyküm selam. Avukat Sülyan Eren. Mask. Evet, sizin zaten isminizi okudum mu hocam? Mask geliyor aklıma direkt. Mask yayında zaten her, her akşam var. Evet. Ee, Özgür Kurgun İDEX. IDX demiş. Bu IDX mi, İdex mi? Bakalım. IDX. Evet, ona da bakarız. Mask demiştik. Evet, Mask'ı da not aldık arkadaşlar. Mehmet Arslan. Aht. GPT. Megic hocam demiş. Megic. Megic. Evet. Megic de var. Mehmet Özsunar. 22 TL bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket güzel kardeşlerim. İyi yayınlar hocam. Herkese iyi akşamlar demiş kardeşimiz Mehmet Arslan. Evet. Eyvallah hocam. Hoş geldiniz. X, C, N ve T. X, C, N ve T'miz de var. Bakıyoruz yine güzel kardeşlerimizden. Gökhan Uslu. XH yazmış hocam. X, E, XH'i de not aldık arkadaşlar. Evet. Ayın 3'ünden sonra boğa ya gidelim mi hocam? <laughs> yani barış yeni ocak. Üçünde FET toplantımız var. Ama biz bunu zaten fiyatlandırıyoruz arkadaşlar. O akşam bir şöyle bir artçı sarsıntı olur aşağı yukarı ama yani su yoluna devam eder güzel kardeşlerim. Evet ufuk ortakçı kardeşimiz ORN ve Bitay hocam Bitay coin iyi gidiyor. Bakalım. ORN pardon ORN Bitay ona da bakarız. Ufuk kardeşimizin isteği. Evet. Şöyle bakıyoruz yine. Emre kardeşim hocam sağ var demiş. Sağ ol var. Sağ var. Oğuz, Oğuz kardeşim 110 TL bağışta bulundu. Kesenize bereket. Hoş geldiniz güzel kardeşimiz. hocam merhaba. Kadena, Şiba, orta vade inceler misiniz? Rica etsem. Oğuz, Oğuz. Evet. Onu da not aldık arkadaşlar. Ee, Kenan Çelik iyi akşamlar hocam. Agix demiş. Agix olacak. Yunus Emre ARB. ARB de olacak arkadaşlar. Agix. ARB. Yalnız öncelikli bağış yapan kardeşlerimiz var. Onlara bir öncelik tanıyacağız. Ardından sizler istekleri gelecek tabii ki. Ee, Ufuk Ortakçı bir 22 TL daha gönderdi. Hocam Luna ve Lunch yüklü alım yaptım. Sizce ne olur? Ralliler yaparsa çoğaldan götürürsün güzel kardeşim. Ama işte biliyorsunuz arzını unutmamak lazım lunçun. Luna için bir şey sözüm yok. Luna için sözüm yok. Luna her anda para kalkabilir. Ama Lunch'ta arz biliyorsunuz 6 trilyon üzerinde. Yakılsa da yine basıyorlar ya. Hani dedik ya basma kardeşim basma dedik ama onlar basma dedikçe bastılar arkadaşlar. Ee, bakalım ee, sayın milletvekili CHPol demiş. Cepol. Evet. Şimdi güzel kardeşlerim şöyle bir grafiğimizi ekranımıza getirelim değil mi? Ne olmuş bakalım grafiğimizde. Şöyle grafiğimizde alalım ekranımıza. Evet yayındayız değil mi? Yayındayız. Evet arkadaşlar şöyle bir ne yapıyoruz önce? Dominans'tan önce total 2'ye bakıyoruz. Para girişlerinin olduğunu an itibariyle görüyoruz ve 601 milyar doların üzerindeyiz arkadaşlar. Evet. 601 milyar doların üzerindeyiz. Güzel kardeşlerim. Yorum ve analizlerimize geçmeden bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakınız bu bu ralliler 2021'deki ralliler gibi olmayacak. 2023 yılındaki yükselişler Ralliler 2021 yılındakiler gibi olmayacak. Nasıl olacak hocam? Yani şimdi biz ralli bekliyoruz. Koyunlara girdi. Arkadaşlar 2021 yılında ne aldınsa gitti. Değil mi? Neyi aldınsa gitti. Yani en kötü projede yatırsan gitti. Fakat gerek borsa cephesinde, gerek kripto cephesinde, bu 2023'te böyle olmayacak arkadaşlar. E ne olacak? Bu çok zorlu geçecek. Acemi yatırımcılar elenecek. Profesyonel yatırımcılar kazanacağı bir yıl olacak. Bakınız. Acemi yatırımcılar elenecek derken zarar edecek diyoruz. Profesyonel yatırımcılar kar edecek bu, bu yıl. Çünkü onlar acemilere göre daha ee, yaklaşımları farklı olacaktır. Bilinçli yaklaşacaklardır. Onun için nereye gireceklerinin ne zaman çıkması gerektiğini bile bileceklerdir. Ee, bu yüzden de profesyonellerin yılı olacaktır bu 2023 yılı. Yani profesyonel destek alan yatırımcıların kazanacağı bir yıl olacak. Güzel kardeşlerim, burayı unutmayın. Profesyonel destek almanız şart eğer bu konuda bilginiz yoksa mutlaka bir bilenle yola gidin diyor. Yani bu işi iyi bilen, e, finansal okur yazarlığı olan insanlarla yolunuza devam edebilirsiniz diyoruz ve devam edelim. Ne yapıyoruz? 601 milyar doları geçtik diyoruz. Dominans kırmızıda ama duracağı benzemiyor hala. 48,5'larda 49'lara göz dikmiş sanki. Dominansta böyle bir risk var. Fakat, fakat bitcoin dominansı kırmızıda yakaladığı an kendisini yeşile atabilirse işte altcoin'lerin asıl e, gidişatı o zaman değişecektir. Bitcoin'de o da sessiz duruyor şu anda. Gözü 30 bin ve üzerinde. Bizim 34 bin 500'lerde. Ama şu anda baktığımızda bitcoin 29 bin 235 dolarda 0.20'lik bir kırmızıya sahip. Peki hocam Bitcoin'in bir 4 saatlik grafiğini açalım. Değil mi? Formasyon var mı? Yok mu? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakınız. Şuradan bir trend çizelim. Değil mi? Bire de. Bir de şu aşağıdaki dipleri birleştirelim. Ne görüyoruz arkadaşlar? Bir simetrik üçgen yaptığını görüyoruz. Neydi bu? Desteği aşağıda kırarsa yani çift yönlü kırılabilir. Direnci kırarsa fırlar, desteği kırarsa kaybederse aşağı 28 lira doğru gelir. Simetrik üçgenin özelliği bu arkadaşlar. Ama gözünün yukarıda olduğunu ve kırarsa da arkadaşlar 4 saatlikte 30'larda olduğunu görüyoruz. Bu 4 saatlik. Tamam burada bir sıkıntı yok. E günlük bazda asıl haftalık önemli arkadaşlar. Günlük bazda baktığımızda yani burada herhangi bir değişiklik yok. Hala hazırda 31 bin, 32 bin dolarlar görünüyor günlük bazda. Ama haftalık ne yapıyor? İşte önemli olan burası. Haftalık şuradaki formasyonun aynısını yapıyor. Bakınız aynısını yapıyor. E tamam hocam orayı gördük. Ne oluyor? Bakınız dikkat ederseniz EMA 50 böyle gelmiyor. Ama 50 günlük hareketli ortalama dönüyor arkadaşlar, dönüyor. E bu sinyali vermiş durumda. E öyleyse bu dönüşü bize nereye getirir arkadaşlar? Şu derinliği getirmez mi? Bakınız, döndüğü zaman buradan tam kırılıma koyarsak 37 binler. Ama biz önce 34 bini bir aşmamız lazım. Orada bizim direncimiz var. Bunu tekrar söyleyerek vakit kaybetmiyorum. Diğer videolarımın hepsinde o direnciden sizlere bahsettik arkadaşlar. <laughs> evet. Yani kırmızı da olsa şu an bu bir fırtına öncesi sessizlik arkadaşlar. 30 bin dolar ve özel için. Yani beklentimiz her harikarda yukarı yönlü momentumlu şekilde devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Peki hocam. Bitcoin'de anladık. Ethereum ne yapıyor? Ethereum yeşilde. Bakınız. Ethereum an itibariyle 0.67'lik bir yeşili var ve 1900 doların üzerindeyiz. Hedefimiz formasyonu tamamladı. Buradaki düzeltme şu çıkışın düzeltmesini de bitirdi. E, öyleyse 2500 dolar yolcusu. 2000 demiyorum bak. 2500 dolar yolcusu. O 2000'ler 3-5 ay önce söylemiştim ben. Oraları biz geldik zaten. Nereye kadar geldik hocam? Evet. 2000 195 dolara kadar inattık attık biz. Oraları geçtik. Şimdi bir geri yani hatırlarsanız 30 bin dolara vurursak bile 34.500 dolara biz 30'un altına bir geri çekiliriz demiştik. 34'e vurmadı da 32'ye vurdu. Ama ne yaptık? 27 27'ye kadar geri çekildik. Şimdi tekrar nefesler tutuldu. Bitcoin gözü yukarıda. Gidecektir arkadaşlar buralara. Yani piyasada şey olmasın. Böyle efendim. Yok batıyoruz, gidiyoruz, çıkıyoruz. Yok. Sabır, sabır, sabır. Eğer sen doğru projeye girmişsen sabredeceksin güzel kardeşim. Ha biz burada canlı yayında. Tamam kardeşim. Bu doğru projedir. Buna girin. Bundan çıkın. Bunu satın, bunu tutun deme. Şansımız yok. Buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Destek için zaten bizim maillerimizden bize ulaşıyorsunuz. Telefonunuzu bıraktığınızda biz size dönüyoruz. Ama burada artık burada kendiniz cımbızlayacaksınız. Böyle cımbızla alacaksınız güzel kardeşlerim. Şimdi Ethereum'u da bitirdikten sonra geliyoruz Ufuk kardeşimizin isteğinden başlıyoruz. Feçerli demiş. Bakalım Feçerli'de durum ne? Şuralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Evet. Phantom Hatta şeye geçelim arkadaşlar. Direkt e, yapay zekaya geçelim şuradan. Hemen baştan birinci. Yüzde iki. Yukarıdayız. Var mı sıkıntı arkadaşlar formasyonda? Bana göre sıfır sıkıntı. E, 32'lere kadar geldi. Eyvah Feçeli bizi götürdü dediler. Ben ne dedim? Yok arkadaşlar yolumuz yukarı. E bugün 34. 0 34'lerdeyiz. Şu anda %2 civarında yukarıda. Hedefimiz zaten Feçeli'de belli. Hedef neresiymiş hocam? Birinci direnç noktamız 45'ler. İkincisi 90'lar. Evet. Buralar var. Hedefimiz burası arkadaşlar. Bakınız burada şu çanak fincan kulp olayı bu er ya da geç derinliğini atar arkadaşlar. Bu derinlikte senin sabırlı olman lazım. Yani varsa paran İndikçe takviye edebiliyor musun? En güzeli sensin. Her koyun için geçerli değil ama bu. Bakınız. Her koyun için geçerli değil. Bazı koyunlar eften püften hacimsiz formaliteden yükselirler, formaliteden inerler. Onlar değil bu. Bu yatırımcı alan bir koyun. Evet yapay zeka koyunlarından, tokenlarından diyelim daha doğrusu. Evet. Peçelide bu durum güzel kardeşim. E peki lunç ve luna'da durum ne? Değil mi? Bir de ona bakalım. Şöyle. E, şuradan lunç ve luna. Lunç. Dört saatten. hatta günlük bakmak istiyorum. Bu kardeşimiz demiş ki hocam ben Lunch ve Luna'da çok yüklü girdim. Ne olur bu? Yani sizce ne olur bunlar diyor. Arkadaşlar lunch bakınız yataydan herhangi bir kırmızı olsa şu anda da 11-16'larda yani yeşil ikinci mumu dikti. Direnci kırdı. Bakınız direnci kırdı. Atak yapabilir. Nereye doğru? 12 doğru bir atak yapabilir. Bakınız burayı daha önce kıramadı. Bu MA50'yi kıramadı. O zamanlar 12.80 olsa da EMA 50 neredeydi? 13'teydi. Kıramadı. Şimdi EMA 50 12 buçağa geldi geriye. Buradan yapacağı yukarı yönlü bir momentumla bizi yukarıda bekleyen 13 ve en yukarıda da 16 var. Fakat dediğim gibi önce şu EMA 50'nin üzerine yerleşip bir 4 saat kapatması lazım. 4 saat burada kapatması lazım. Haftalık bazda ne olur? Haftalık bazda herhangi bir şey şu anda diyemiyoruz arkadaşlar. Farklı destek ve dirençlerimiz var. Onun için öncelikli olarak hedefimiz 12.5'ün üzerine taşımasıdır kendine. Peki hocam Luna ne yapıyor? Arkadaşlar Luna'yı günlükte ele alacak olursak bir geri dönüşüm. Bakınız bu ok hedefine ulaştı. Bu oku koyduğumuzda Luna 1.25'ti. Ne dedik hedefimiz? Arkadaşlar 1.30 dedik. Şu an neredeyiz? 1.27. Nereye iğne atmışız arkadaşlar? 1.32'ye iğne atmışız. Niye geri dönmüş hocam? Burada bir destek var arkadaş. Şey direnç var. Hareketli ortalamalardan EMA 50 günlük bir direnç var. Bakınız bir de kanalın içinde hala devam ediyor düşen kanalın içinde. Düşen kanaldan 1.47'yi gördüğü zaman çıkacak. Günlük bazda. 4 saatlikte çıkmış mı bakalım kanaldan. Evet 4 saatlikte. De. Hayır devam ediyor kanalın içinde. Yani 130 5 seviyelerine gelirse çıkış sinyalini verir kanaldan. Haftalık bazda bize bir şey verecek mi bu? Haftalık bazda şöyle bakalım. Arkadaşlar. Düşen trend kırılması lazım. Velev ki düşen trend kırılırsa güzel kardeşlerim. Bakınız. Luna için söylüyorum. Lunch için değil. Şu düşen trendimizi kırarsak. Arkadaşlar. Çünkü burada bir alçalan kanal var gördüğünüz gibi. Yani bizim kendi çizdiğimiz şu anda alçalan bir kanalımız var. Buradaki simetrik güzel kardeşlerim şu bir gerideki derinlik olayını tek, yani tekabül eder. O da bizlere şurayı gösterir. Hatta bu simetrik şeye kadar gider yani yukarıdaki başlangıç noktasına kadar gider. Şuralardan bir geririm yukarı yönlü momentum olursa iki buçuk dolar yolcusu olur. Ha buraya kadar direnç yok mu? Var. Bakınız şu an 1 dolar 27 yedi bir üzerine çıkarsa iki görür. Hem de hızlı bir şekilde görür. Tekrar ikilerin altına atmaya çalışır kendini. Kar artık stop loss'lu mu gidersiniz? O da zaten sizin vereceğiniz bir karardır diyoruz. Evet ORN demiş bu kardeşimiz. Bir de şöyle ORN'ye bakalım arkadaşlar. ORN neymiş bakalım. ORN Binance'ten alıyoruz. Evet o RNA'yı. Diğeri de bitaydı değil mi? Bitay. Bitay. Bitay'ı ıhsız mı yazacağız hocam? Yok bitay'ı desteklemiyor şu anda. Ya da biz yanlış yazıyoruz. Bitay. Ancak Swap'ta var Brabble'ın bir Evet bir Bu değildir herhalde. Eğer şeyse yine de e, Bitay'ı nasıl yazmıştı kardeşimiz bize. Bitay'ı desteklemiyor. Doğru mu? Bitay. Aynen yazdığınız gibi yazdım ama desteklemiyor. Biz neyse şimdi e, diğer şeye bakalım. Orana'ya bakalım. Orna. Yüzde yirmi beş yukarıda. Günlük bakmak istiyorum. Daha önceki çizgimiz o ok hedefine gelmişti zaten. Şimdi yine geldi. Doğru. Buna bakmışız çünkü. Gel kardeşim. Farklı. Evet güzel bir formasyon yakalamış arkadaşlar. Güzel bir formasyon var. Ben şunları bir kaldırıyorum. Kafamız karışmasın. Burada bizi bekleyen ne var? Değil mi? Şimdi o var. Arkadaşlar şu derinlik var. Yani momentum yukarı doğru. Ema 50'yi kırması lazım ama. 1.11'i kırmamız lazım. Kırmamız lazım önce. Şu anda 1.017'lerde 1.11 doları kırarsak arkadaşlar bir buçuk dolar yolcusu olur ORN. Evet. Bir buçuk dolar yolcusu olur ORN diyebiliriz. Ha, BT'ye demiş. BT'ye bakalım. Yani ORN'e M50 50'yi bir buçuğa gider. BT'ye. Pancar Swap'tan bakacağız o zaman buna. 0.0 10 dolar. Ve yüzde e, altı yukarıda görünüyor. Ama bu birkaç gündür gidiyor arkadaşlar. Bu yaklaşık 13 Mart'tan beri yükseliyor bu. Bakınız 13 Mart'tan beri sürekli yükselmiş. Neredeymiş 13 Mart'ta? 0 çift 0 12 dolar. Bugün 0 nokta tek 0 10 dolar. Sıfıra veda etmiş. Hala devam ediyor. Eğer sen o zamandan beri elindeyse güzel kardeşim Hayırlı olsun. Ker alana sultana. Hayırlı olsun ama dediğim gibi kar realizasyonu gelmiş geçiyor bile. Ha gider mi? Gider. Onu ben bilemem ama bu grafiğe göre bakınız bu grafiğe göre şuradan bir mum atarsa yukarı dönerse bakınız. Dönerse buraya gider bakınız. Dönerse. Dönerse bizi bekleyen yukarıda e, 12'ler var. Şu an zaten onlarda. Yok geri çekilirse aşağıda onu test eder. Siz de ona göre stop loss'larınızı koyun. Nereye e, mali durumunuz neye el veriyorsa oraya stop loss koyabilirsiniz. Giderse de stop loss'unuzu iptal edip tekrar ikinci bir stop loss'u yani basamak basamak yükseltebilirsiniz güzel kardeşim. Grafik güzel ama hacimsiz bir grafik görüyorum. E, dikkatli olmak lazım bu tür grafiklerde. Bir ara böyle şak diye çekmesin dikkat. Onun için stop loss koymakta fayda var diyoruz güzel kardeşimiz. Oğuz Oğuz kardeşimizin isteği var. Kadena. Kadena demişiz. Ya da KDA idi değil bu? Herhalde oydu. Kadena, KDA. Baynas'tan bakacağız buna. Diğeri Shiba. Shiba Inu. Evet. Şimdi. Kadena. 0.91 Arkadaşlar. Bu kadenanın hikayesi var bizde. Bu bir ara konuşuldu. 10 doları geçirmeyeceğiz bu koyuna denildi. Sahipleri tarafından denildi bakınız. 10 doları geçirmeyeceğiz denildi. Daha önce e, hatta ondan sonra 4-5 dolarlardaydı. Bir onu buldu geri döndü ondan sonra. Bakınız. Nereye kadar geldi? Siz biliyorsunuz tutanlar. 1 doların çok altına indi daha sonra. Da şurada e, haftalık baktığımızda göreceğiz. Haftalık baktığımızda test ettiği yerler yaklaşık 0.79 sent, 80 sente kadar geriledi. Şu anda da düşen trendin devam ettiğini görüyoruz haftalık bazda. Bakınız haftalık bazda her ne kadar bir simetrik üçgen görsek de Simetrik üçgen görsek de destekte duruyor. Dirençte dursa patlayıp gidecek diyeceğim. Ama destekte durduğu için günlük haftalık bazda birazcık e, trendin dışına çıkması gerekir yükseliyor olabilmesi için. Keza 4, e, günlük bazda da baktığımızda da aynı şekilde düşen trendin devam ettiğini görüyoruz. Bakınız yükselebilmesi için 98 yani bir direnci var EMA 50'de. Daha sonra 1.08'de MA200 direnci var. Ondan sonra 1.5 dolara kadar gider buraları kırarsa. Ya kaybederse hocam kaybederse 0.80'e kadar geri gelir. Ters yükselişleri var. Yok değil bakınız. O ters yükselişlerde ne yapacaksınız? Sonuna kadar gitsin diye stop loss olarak devam edeceksiniz yolunuza. Peki 4 saatlikte var mı hocam bir formasyonu? Umut işi var mı bize? Bakalım. 4 saatlik formasyonunda. Arkadaşlar 4 saatlikte bir e, şelale düşüşünün bittiğini görüyoruz. Burada bizim şu desteğimiz arkadaşlar 90. Direncimiz 4 saatlikte 94 ve yukarıda 97-98. Kırarsa zaten 1 doların üzerine tekrar atar kendini. Şu an neredeyiz? 0.91 ve küçük bir kırmızılıktayız. Peki ee, güzel kardeşim Oğuz, Oğuz değil mi? Yanlış hatırlamayalım arkadaşlar. Evet Oğuz, Oğuz kardeşim Kadene ve Şiba demiş. Orta vadede zaten orta vadeye bakıyoruz şu anda. Yani haftalıkta fazla analiz yapmadım farkındaysanız. 4 saatlik günlük e, mümkün mertebe bakıyorum e, kısa vade olsa saatlik bakacaktım. Yani böyle 1 ay 2 aylık olarak düşünseydiniz şu anda baktıklarım ortalama 3 ay arkadaşlar Ortalama 3 ay. 2 ay 3 ay arası. Şiba'ya baktığımızda Şiba yataya bağladı. Düşen tren bitti. Yataya bağladık. 4 saatlikte. Günlük bazda bakınız burada da bir formasyona imza atmaya çalışıyor. Dönerse arkadaşlar dönerse tekrar nereye doğru gider? 11'lere doğru yol alır. Shiba'nın asıl kendini bulması için 14'ün üzerine atması lazım. Ama şu anda bu ışığı göremiyoruz burada. Birazcık daha yatay gidiyor sanki. Ha, ani bir güzel haber gelir. Şakır 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 peşinden de baktırabilir bizi. O da ayrı. Ama şu ana kadar gelen hiçbir haberi fiyatlamadı. Neyi bekliyor? Onu da çözmüş değiliz arkadaşlar. Şiba için. Yani şöyle bir ben bir saatliğine de bakmak istiyorum bunun. Var mı yönüş? Evet MA50'yi kırmışız. Şimdi 200'e sıra. Şu düşüş dalgaları arkadaşlar Bitcoin'de de oldu bazı böyle düşüşler. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Böyle sert düşüşler. Bitcoin bazen ne yapıyor? Pozisyonları patlatmak için sert bir şekilde çekiyor. Hemen dönüyor geri. Bunlar da onun peşinden. Hemen ne yapıyor? Aynı şekilde devam ediyor hareketlerine. Güzel kardeşim. Yani Shiba için diyebileceğim fazla bir şey yok. Şu anda sadece beklemek gerekir Shiba'da. Diye düşünüyorum. Ama zarar yoksa da coin'ler arası geçiş yapılabilir. Başka projeler denenebilir. Ama baktın Shiba dönüyor. Dirençleri kırmaya başladı. O zaman tekrar dönüş yapılabilir arkadaşlar. Yani coin'ler arası gezilebilir. Evet. Shiba'nın durumu da bu. Güzel kardeşim. Şimdi bağış yapıp da isteğine bakmadığım kardeşlerimiz kim vardı? Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar şöyle aşağıdan beri dönüyorum. Luna Lunch bakıldı. Oğuz kardeşiminkine bakıldı. Ufuk kardeşiminkine bakıldı. Mehmet Özsınar isteğini göremedik Mehmet kardeşimizin. Böyle bakıyorum yine. Ee, Lunar üç zaten bakıldı Servet zorlu kardeşimiz sizde hoş geldiniz saygılar hocam demiş Eyvallah Servet kardeşim ee, bu arada bakıyoruz yine yukarıda aşağıya evet İsmail kardeşimizin isteği yoktu zaten. Dürt biraz şu koyunlara demiş. Evet. Yasemin kardeşimizin isteği vardı. Şimdi onu yapıyoruz. İlk önce onu yapmamız lazım da aslında da özür güzel kardeşim. Çünkü ilk e, bağış sizden gelmiş. Özür. Ee, bu arada RLC render ikisine bir bakıyoruz. Yapay zekada ikisi bir. Buraya geçiyoruz. Evet. RNDR %1.18'lik bir yeşilliğe sahip yükseliş devam ediyor. Grafimizde sıkıntı yok arkadaşlar. Ben şöyle saatlik bazdan beri geleyim buna. Değil mi? Bakınız arkadaşlar. Yataya bağladı. Şuradan bir geri çekilme gibi olsa da şu an değişik değişik formasyonlara imza atıyor. Yukarıdan aşağı ne var? Bir alçalan üçgen formasyonuna girdi. Destekten uzak. Yukarıda dirence yakın. Koparsa gider. Nereye doğru gider? Değil mi? O var. İki altmışlar geliyor saatlik bazda. Bakınız. 4 saatlik. 4 saatlikte de bana göre yine güzel bir formasyon var. Ne var hocam burada? Alçalan takoz, yükselen grafik var. Bakınız. Şurada bir takozumuz var bizim. Değil mi? Şurada bir takozumuz var. E grafiğimiz nasıl? Grafiğimizde de bir önceki derinlik gelecektir. Buradan dönüşümüz arkadaşlar 2.70. 2.7720. Burası görünüyor. Yazalım. Yazalım güzel kardeşim. Bakınız burası. Biraz yukarı koyduğumuz için arttı orası. 2.77. E bu 4 saatlikte. Günlükte ne var hocam? Günlükte Günlükte bakınız okumuz daha hızını kesmedi. Devam ediyor. Okumuzda bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Hedefine gelecektir arkadaşlar. Bu okumuzun hedefi zaten 2.70'lerdi. Burayı görüyoruz. E hocam bir de 3.39 var orada. Bekleme ya. Oraya doğru geliyoruz zaten. Haftalık orası. Bakınız güzel kardeşim haftalık. Fincan kulp orası haftada. Peki hocam. Bakınız direncimiz nerede? Direncimiz. Arkadaşlar direncimiz tencerenin kapağı olan 2.23'teydi. Biz onları zaten geçtik. Şu an fiyatımız 2.40. E, Yolcu... 3 doların üzeri arkadaşlar. 3.40, 3.5 olur. 4'e yaklaşır döner geri. Ama bu formasyonu tamamlar bir şekilde. Bu şekilde. Hatta şuradan ikinci bir formasyona imza atarsa daha da gider yukarıya. RNDR'de durum bu güzel kardeşlerim. Peki hocam RLC ne yapar demiş. RLC ne yapacak? %14 yükseliş yaptı. Evet. %14. Yolu açık olsun. Fincan kulp çalışacak dedim. İnanmadınız bize çoğu kardeşlerimiz. Arkadaşlar dedim 2 dolar direncine doğru yol var. Buradan sonra da gider. Nereye gider? 2.36, 2.73.40. RLC için söyledik bunu. Bu oklara ben şimdi çizmedim. Hepiniz görüyorsunuz. Şuradaki fincan kulp haftalık bazda çizilen oklar bunlar. Hocam şunun bir 10 dakikalık hatta 5 dakikalık grafiğine bir bakalım ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir anda çekiyor. Öyle. Şak! Biz canlı yayına başlayınca çekmiş bunu. Eee? Var mı kısa vadede hemen yukarı doğru devam edeceği yolu? Olmaz mı? Bakınız. Şimdi şu derinlik geliyor arkadaşlar. Bu direnci bir kıramamış. Denedi 2-3 defa. Eğer kırarsa nereye doğru gider? 2 dolara gider. Bakınız. Eğer kırarsa 2 dolara doğru gider. Sıkıntı yok. Gayet de güzel. Bir formasyon, bir e momentumu var arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz yine. Evet. Buradan Arkadaşlar bizim isteklerimiz buradaydı yanılmıyorsam. Evet. Şimdi, hatta, pardon şurada, ne vardı bizim isteğimizde şimdi? Mask vardı. Maskla dönüyor. Küçük bir kırmızıda, şey yeşillikte. Ama ben bunun ee, 4 saatliğinden başlayacağım arkadaşlar, 4 saatliğinden. Bakınız EMA 50nin üzerine atmaya çalışıyoruz kendimizi. Var mı sıkıntı? 4 saatlikte bana göre... Sıfır sıkıntı var burası geliyor. Bir kelebek formasyonu oluşturdu. Arkadaşlar 5.29 hatta bu buraya gelir. 5.40'lara 5.30'lara gelir arkadaşlar. Şu an 4.70'lerde. Bu 4 saatlik. E günlükte ne var hocam? Günlükte bakınız aynı formasyonun daha genişi var. Ve şu anda EMA 50 5.20 yani 5.30 direncene doğru hareket ediyor. Başarırsa bu 5'lerde 6'larda kalmaz arkadaşlar. Yedi buçukta bir direnç var. Bakınız daha sonra da 9 dolar seviyelerine doğru bir momentum gerçekleştirebilir. Asıl burası haftalık. Burası da arkadaşlar aynen dediğimiz gibi 9 dolar seviyeler. Bu 2 ay zarfında olur. Bir buçuk ayda olur. 2.5 buçuk ay zarfında olur. Yani bu zaman dilinden en erken de üç haftada olur. Ama sert bir kafa atarsa da o ayrı. Oraya sözümüz yok zaten bizim. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi buradan render rlc max gitti. Oraları sildik. Bakıyoruz aşağıda inc demiştiniz. inc %3 gibi bir düzeltmesi var. 8 dolar desteğini koruyor. 8 doları bir kez daha yoklayıp dönerse arkadaşlar bu sefer 10 doları bir kez daha deneyecek gibi duruyor. Başarırsa da yolu açık olsun deriz ondan sonra güzel kardeşlerim. Hatta biz burada ne yaptık? Şu sarıları çiz silelim arkadaşlar. Bir kanal çizmiştik oraya. İneceği için bakınız güzel kardeşlerim verdiğimiz bütün hedefler yoluna girdi oklar rak tarak burada 12'den hedefleri. Şimdi hedefimiz neresi? 11.5 dolar ama 10 dolar direncimiz var. Iris demiştiniz. Iris. Var mı sıkıntı iris'te? %2 yukarıdayız. Yok. 28'in üzerinde. 28'ler de konsolide oldu arkadaşlar. Bazen 27 dener gibi olsa da durmuyor orada. 28. Yukarıda direncimiz 35. Bakınız. Iris bu iki banttan bir kurtarması lazım kendini. Eğer şu formasyonu çalıştırırsa Iris zaten %120, %130 gibi bir yükselişe sahip olabilir. Hatta 180'e de %150'ye yaklaşırsa o zaman bu yaklaşık 0.0.70'lere 00, bu kadar gidebilir. Şu an 28'lerde. Durmaz 80'i bile yineleyebilir o ara. Ama dediğim gibi İris yatırımcıların sabrı şart. Sabrı şart. Şimdi İris yatırımcılarını ben çok iyi anlıyorum. Diyorlar ki hocam ya %1 yükseliyor, 2 yükseliyor düşerken de işte 3 düşüyor, 4 düşüyor. Normaldir arkadaşlar. Altcoin'lerde bu ne düşüş olur, %2-3 ne de yükseliş olur. Yükseliş altcoin'lerde en az 10 beşten başlar. Rally'ler beşten başlar. Onun için onun altındaki kırmızılıklara pek göz şey yapmayın, atmayın. O oraya nasıl geldiyse geri dönüyor. Hiç sıkıntı yok orada. Ama dediğim gibi 10-15'in üzerine yeşillenme başlarsa yükselişlerin geldiğini görürüz. 25'in üzerinde ralliler olur. Peki hocam Aptos ne yapar? Aptos rüzgar arkasını aldı. %4-5 civarında bir yeşillikte an itibariyle. Bu formasyonu gerçekleştirirse ilk direnci 17 dolarlar. Hatta yukarıda simetrik olarak 18-20 dolarlar. Eğer buranın üzerinde bir de gün kapatırsa zaten hedefimiz 25-26 dolar ve 30 dolar yolcusudur diyebiliriz. Ama 20 doların üzerine kaldı sürece. Buraya kadar bu formasyon haftalıktır. Bu bir günde çalışmaz. Her mum zaten bir hafta işaret eder arkadaşlar. Her bir bar mum bir haftayı işaret eder. Yani bir haftada oluşur. Peki günlük bazda ne yapıyoruz hocam? Döndüğünü görüyoruz Abdus'un. Değil mi? Bakınız düşen trend. Kırdı, yataya bağladı. Şimdi yeşille devam ediyor. Nereye kadar? 11.67. Birinci direnç günlükte 13.47. ikinci direnç. 15'e doğru gidecektir günlük bazda. 4 saatlikte gidişat dirençler farklılığı yarı tutar. Yine farklılaşır. Bakınız 4, saat, 4 saatlikte de 2, e, 4 yaklaşık 24 saatten beri de bir yükseliş trendi içinde olduğunu görüyoruz. Eski cafcaflı günlerine mi dönüyor? Bakıyoruz Erasay destekliyor aşağıda. Sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Audio. Evet. Audio'ya geldik. Şimdi arkadaşlar Audio'da durum ne? Şu FET'i de çizerim. GRT'ye geleceğim arkadaşlar. GRT'ye de bakacağım. Audio küçük bir yeşillikte ve 0.30 dolar seviyelerindeyiz. 4 saatlikte düşüş trendinin bittiğini yataya bağladığını görüyoruz. Ama önünde iki tane engel var. Ben bunu günlükte bakmak istiyorum. Günlükte arkadaşlar ne görüyoruz? Günlükte bir yükselen kanal görüyoruz. Ya hocam nasıl görüyoruz bu kanalı? Bakınız arkadaşlar şu sarı çizgilere bakınız. Alt ve üst, alt destek, üst direnç, sarı çizgi bir yükselen kanal. Güney yükselişi yapan bir kanal. Ema 50'nin üzerine oturmuş durumda. Buradan dönüşü yukarıda bulunan 45 seviyelerini deneyebilir. Daha önce biliyorsunuz denedi. Burayı buru şuradan bir döndü bir anda fırladı. Böyle ani hareketler gelebilir arkadaşlar. Bu EMA 50'nin üzerinde kaldığı sürece dikkat. Beyler dikkat. Dikiz. Dikiz. Şurası da Erasay şu anda 45'lerde. Erasay'ın da 50'lerin üzerine attığında bakınız daha önce bu e, yaklaşık 52 0.52 doları gördüğünde Erasay'ı görüyor musunuz? 50'lerin üzerine geldi. Hatta yuvarlak işini alayım daha rahat görürsünüz. Bakınız 50'lerin üzerine geldi. Bir fırladı ne yaptı? Burası 52'ye geldi da. Evet güzel kardeşim. Yani burada durum bu. Beyazı kaldıralım arkadaşlar. Evet. Daha önce de bakınız. 50'lerin üzerine geldi mi kopup gidiyor arkadaşlar. Bir anda 50'lerin üzerine geldi koptu gitti. Şu anda şu 50'lerin üzerine bir kez daha geldi mi yine kopup gidecek. Fantom. Dönüş başlatmıştı arkadaşlar fantomu. Şu anda 0.43'lerde fantomun hedefi 0.56'lar. Çiliz. Çiliz, çiliz, çiliz. Bakıyoruz haftalık bazda çilizde neyimiz vardı bizim? Bu bizim günlükte miydi? 4 saatlikte miydi? Evet. Günlükte arkadaşlar. Günlükte omuz baş omuz var burada bakınız. Tobo. Obo formasyonunun tersi olan Tobo formasyonu var. Ema 50'nin üzerinde kaldık. 0.30 gibi bir kırmızıda 0.12.70 dolar bandı seviyelerindeyiz. Evet direncimiz ne? 15 ama 200 günlük ortalama. Bu 15'in üzerine. Çıkması şart. ERA bakınız dikkat 50'nin üzerine çıktı. ERA sayı 50'nin üzerine çıktı beyler. Çiliz'e dikiz. En son 50'nin üzerine çıktığında nereyi görmüş? Arkadaşlar 0-17 doları görmüş bakınız. 17 doları görmüş. Şurada çıktığında nereyi görmüş? Şurada çıktığında arkadaşlar 0, 15'e yaklaşmış. Yani el'in üzerine çıkınca bir hata geçiyoruz arkadaşlar. Dikkat. Beyler dikiz. Evet Şimdi devam ediyoruz isteklerimize arkadaşlar GRT'ye bakmadık. değil mi? GRT. burada omuz, baş omuz, ters omuz baş omuz, yani toba var. Aynı şekilde Çiliz'de de var bu. Şu anda %1,5 yeşilde ve 0 14 dolar seviyelerinde seyrediyor ve yavaş yavaş formasyon yoluna giriyor arkadaşlar. Biz bunu e, haftalıkta ele alacak olursak bakınız aynı şekilde buradaki formasyon şıkır şıkır çalışacağı benziyor. MA50'den oldukça yukarıdayız. Erasay baktığımızda 50 51 52'lerde bakınız. 51 52'lerde 52'lere geldiği zaman arkadaşlar 0.23'lere kadar bir iğne attığını görmüşüz. Bakınız. 50'nin üzerinde en son yaptığı harekette yaklaşık ee, 0.0068'lerdeydi o zaman GRT e, ve oradan 0.22'lere kadar attığını görüyoruz. 50'nin üzerine geldiği zaman. Şimdi tekrar bakınız. Şuradan dönüş sağladığı anda Yol açık olsun. Evet. Durum bu. GRT'nin durumu da bu arkadaşlar. Suyumuzu da bu ara unutmayalım. Bir su içelim. Boğazımız kurudu. Yine devam. Evet bu arada bir bağış daha Şevket Akbal kardeşimizden geldi. Hocam selam. Ağaca hok rica ediyorum saygılar demiş. Kesenize bereket güzel kardeşim. Teşekkürler. Eee Ağaca hemen geçelim buradan. Gerete bitti zaten. Ağaca Binance'ten alalım. Daha önce hiç bakmamışız buna. Bir de hok diyelim arkadaşlar. Hok. Evet. Şimdi HOK. HOK'a bakmışız. Doğru. Hedef de vermişiz. Hedef nereyi vermişiz? 4,5 dolar vermişiz. Şu an 2 dolar seviyelerinde. 3,40 direnç var demişiz. Ben bunu günlüğüne almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Kısa vadeden oluyor. Yani şu derinlik geliyor arkadaşlar. Bu formasyonu tamamlamış şu anda bu. Bakınız buradaki Formasyon tamamlanmış. Neresi geliyor? 2 dolar 80 cent geliyor. Hawk da burası geliyor. Bakmayın şu anda küçük kırmızı olduğunu. Çünkü EMA 50'nin üzerinde, Erasay 50'lerde bu, bu cephede bir sıkıntı yok. Bu cephede yok. Yolumuz bu tarafa doğru gidiyor. Bu arada Ercan ile bilginiz olsun. Kardeşimiz geldi. Hoş geldiniz kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım iyisinizdir. Siz zaten bu saatlerin <laughs> yani seyircisiniz. Bu saatlerde geliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Ercan Hocam. Ee, bakıyoruz arkadaşlar Aca'ya. Değil mi? Aca'da ne var? 0.092 92 dolardayız. Ve %19 bir yükseliş var. Günlük bazda baktığımızda. Eee? Yükselişi 4 saatte nereye gidiyoruz? MA200'e gidiyoruz. 50'yi kırmışız zaten. Şimdi direncimiz yani 96'dayız. 92 An itibariyle 96 direncimiz var. Kırar mıyız hocam burayı? Bakalım. Şu düşen trenimizi kırdık değil mi? E desteğimizde koyduk. E öyleyse bizi buradaki derinlik bekler mi arkadaşlar? Bekler. Bakalım tamamlamış mıyız? Şuraya koyalım kırılımı. Hayır. 0-10 dolar bekliyor bizi arkadaşlar. 0-10 dolar bekliyor bizi Ağaca'da. Yani sıfıra elveda diyoruz Şevket kardeşim. Sıfıra elveda diyoruz. Evet. Devam edelim yine isteklerimizden. Bakalım arkadaşlar. Burada GPT falan vardı herhalde bizim ama herhalde şu istek bölümünde vardı galiba o da. Evet. Bakıyoruz. Burger demiş kardeşimiz. İdex var. Evet. Buradan yukarı. Evet. GPT bulduk. %10. Evet. %10. Güzel kardeşlerimiz. Ama 50'nin üzerine atmışız zaten. Ben bunu günlükte bakacağım arkadaşlar. Bir kancalı şekliyle dönüyor geri. Günlükte. Şurayı kırdık. Evet. Burası da desteğimiz. Yani direnç kırıldığı zaman ne oluyordu arkadaşlar? Şu derinlik oluyordu. Şuradaki okumuz şu derinliği atacaktır. Bu, bu anlamı taşır. Bu grafik bu şekilde okunur. Yani bizi yukarıda simetri olarak 85'ler bekliyor. Şu an 49'dayız. Bakınız. Haftalık bazda, şey günlük bazda oralar bekliyor. Ha, bu bir günde o gerçekleşmez ama yine de takip etmenizde fayda vardır diyoruz. GPT'yi sildik. Ee, iş diyoruz değil mi? Magiç demiştik buraya. Megice baktığımızda arkadaşlar Megiç Megiç, an itibariyle küçük bir kırmızıda da olsa 1 dolar 15 cent seviyelerindeyiz. 1 dolar 14 cent seviyelerine 15 cent seviyelerindeyiz. Ben bunu bir 4 saatlikte açmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda kırmaya çalıştığı bir 16 direnci var. Başarırsa 1 dolar 35 centlere doğru bir yolculuk yapar ki burada da bir onu bekleyen direnç tekrar görüyoruz güzel kardeşlerim. Evet. Şimdi XCN'miz buradaydı herhalde. Audi'ye baktık. Aptos, GRT, Fetch, Rose. Cardano değil, istekli. Avax. Evet, Avax'ı bulduk. Avax'a bakıyoruz. E, 17,5 dolar seviyelerindeyiz. ma 50'nin üzerinde dirençte de 18 dolar direncimiz var. Yukarıda da 21 dolara kadar bir boşluk var. Bu boşluğu tamamlayacaktır arkadaşlar. Çünkü burada ee, alçalan bir trendimiz var. Bunu kırdık. Şimdi bundan sonra da bir yükseliş başlatabilir. E, günlük bazda var mı bir şey? Var olmaz mı? Günlük bazda daha güzel bir grafik Yani Bu ok hedefini görmüş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu okta bir sıkıntımız yok. Ondan sonra tekrar düzeltmeye girdi. Bu okun hedefi bir daha geliyor. Yani şuralar. Dönüşü yine 22 dolar seviyeleri geliyor Avaksta. Evet Avax'ın durumu da tamam. Burger demiş arkadaşlar. Burgerden önce şurada bir X gördüm. X var mıydı bizde? Neyse bakmış bakmışken X seç 4.030 dolardayız. Dönüyor. Bakınız bu ok iğneyle hedefine geldi. Ama ne yapması lazım? 31'in üzerinde gün kapatması lazım. Evet gün kapatırsa. İşte o zaman yukarıda 38'lere doğru bir yolculuk momentum başlatacaktır diye düşünüyorum bu formasyona göre. Evet. Maska baktık arkadaşlar. Yanılmıyorsam maska baktık. Baktık. Yani doğru baktık. AP bakıldı herhalde değil mi? Aptos. Yok. AP'ye bakmadık. Ap'e. Ape an itibariyle 4 dolarda ve 0.69'lu yeşilde güzel kardeşlerim Ape'de kılmamız gereken 4.23 direncimiz var. Daha sonra da 4.46 ikinci direnç olan EMA 50 günlük ortalama var. ERA Erasay'da 42'lerde 50'lerin üzerine atarsa kendini işte o zaman tekrar 4.5 dolara doğru bir momentum görebiliriz. Bu arada Doge'ye bakalım gelmişken. <laughs> Doge koyun pardon özür. Ema elin üzerinde konumlandı. E gözü şu anda 83'lerde. 81-65 an itibariyle. Yani buradan sonra da 90 direncine doğru bir momentum gelebilir arkadaşlar. Devam ederse de 0 atar 0-10 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş hareketini tetikleyebilir Doge güzel kardeşlerim. Evet. Onu da silelim. IDX demişlerdi. Pardon, burger var burada. Burgere not almıştık zaten. Burger 0.61 dolarlarda, küçük bir kırmızı yatay pozitif olarak devam ediyor. Burgerde 0.63. Ee, günlük bazda bir direncimiz var. Bak, başarırsak 67 var. Ardından 80 seviyelerine doğru ulaşır. Fakat haftalıkta farklı bir formasyon gelebilir arkadaşlar. Haftalıkta MA 50 yani. E, 90 direnci görülüyor haftalık bazda. Destek hocam desteğimiz desteğimiz şu anda 60 görünüyor. Evet. Bunda da bunu söyleyebiliriz. Peki hocam e, T neydi değil mi? Bir de T var burada. T. T'yi alalım. Sağ var. sağa Sağol var, Mac'den alıyorduk değil mi biz bunu? Bu süper arkadaşlar. Sağol değil. Saoba 0.30 dolar bandı seviyelerinde küçük bir yeşilliğe sahip. Gördüğünüz gibi e, buradaki direncimizi kırmışız arkadaşlar. Direnç kırılmış. Hatta yukarıya da geçmiş. Şimdi bunu bekleyen bir direnç daha var yukarıda. O da şurası. Daha önceki 0.31'ler var. E, buralara doğru bir momentum sergiler. Başarırsa da 0.35'e kadar gidebilir. Peki T ne yapıyor hocam? T arkadaşlar bu 4 saatlikte düşen bir trend vardı. Kırılmış durumda. Bakınız EMA 50 başarırsa yani 32'nin üzerinde kalmayı başarırsa yukarıda 36'lar bekliyor bizi. Yani 36 hatta 35 ve 36 aralığı bizi bekliyor 4 saatlik bazda. Günlük bazda var mı formasyonu yok. Aynen yani 4 saatliktekini e, bekleyeceğiz tamamlaması için. Ama 50'yi kaybetmedi sürece de yani yine 36-37'ler her halükarda görülüyor arkadaşlar burada. Evet. T'ye baktık. Savara baktık. Ag -X. Evet. ARB. Bakıyoruz yukarıda 1.8 direncimiz var. Desteğimiz 1.30. Şu anda 1.36. Günlük bazda. Arkadaşlar yatay negatif diyoruz şu anda. EMA 50 ve 200'ün yani 1.40'ın üzerine atarsa 1.8'lere geçer. Yok atmasa da aşağıda 1.27'leri tekrar denemek isteyebilir. Burada EMA 200'ü kaybederse. ARB. Evet. ARB için de bunu söyleyebilirim. AGX. Evet, AGX'e bakalım. Agx'te durum neymiş? %1 AGX arkadaşlar. Yukarıda AGX yapay zeka koyunlarında e, ben bunda fazla bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. AGX bir anda 0.40'ları görebilir. Şu anda 0.34 dolar seviyelerinde %1. An itibariyle yukarıda e, sadece yatırımcılarının sabretmesi lazım. Bu ara RLC'de %17 yapmış görünüyor güzel kardeşlerim. Evet. de güzel. Peki hocam şimdi e, burada bizim yazdığımız başka bir coinler var mı? XH. Evet XH var. %3 yukarıdayız. Bakınız EMA 50'yi kırdı. Şimdi 200'ü kırmaya çalışıyor. Eğer e, 30 30 50 civarında şu anda yani 30 59 31 yaptığı anda ne yapar? 32'ye doğru hareket gelir ama ben haftalıkta bakmak istiyorum. var mı güzel formasyonu diye. Bana göre arkadaşlar x seç bakınız. şu derinliği Evet, x seç şu derinliği. Buraya koyacağız. İlk direnci olan 36'yı kırarsa, 49-50'lere kadar bir yol alabilir diye e, yorum yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Cepol vardı burada istek olarak. Cepol. Nereden bakıyorduk? Kateden bakıyorduk arkadaşlar? Fark etmez. Cepol. 00.42 dolar ve %13 yukarıda. 4 saatliğine Bakalım. Hay maşallah maşallah. Ok nasıl geldi arkadaşlar? Hedef yine 12'de, 4 saatlik tek hedef 12'den vuruldu. E şimdi nasıl olacak? Günlüğüne bakalım. Günlükte. Bakınız günlükte de, ki, günlükte de çekmişiz biz bunu. Günlükte çekmişiz zaten. 12'den bunu vurmuşuz. Şimdi sırada 48-50'ler var. Şu an 42'deyiz. Eğer şurada güzel bir formasyon çekip de 38'e kadar geri çeker buradan patlarsa 50'ler ve üzerine doğru daha güzel bir momentum yapabilir. Ben bunu bir de haftalık bakacağım arkadaşlar. Haftalıkta var mı bize bir yol? Efendim diyor sana diyor 3 güne kadar yol görünüyor diyor. <laughs> evet. Şu derinlik var. Lazio sayın milletvekili. Sana 3 güne kadar yol görünüyor burada diyor. 72'ler var ama önce 50'ler var. 50 direncini kırarsa 72. Yukarıda 80 direncine kadar gidebilir. Evet güzel kardeşlerim. Evet. Akt. Bakmadık. Ona bakalım. Akt. Akt'a bakmadık. C pol'e baktık. Ag x'e baktık. X XCN'e baktık mı? X cn şöyle alalım arkadaşlar, X de alalım. I şey, I Onu da buradan alalım. Evet, I d x'i. baktık zaten, hemen hemen. eee Bir de ENS diyelim. Evet, TVT. TVT'yi de aldık. Bakıyoruz arkadaşlar. VRA'ya da bakalım. VRA. Onu da alalım. Şimdi devam edelim. VRA'dan başlayalım. %2 civarında bir geri çekilmesi var. Arkadaşlar bunda bizim destek direncimiz haftalık bazda ama e, ben bunu günlük bazda bakmak istiyorum. E, güzel bir formasyona imza atıyor. Yataya bağlanmış. Düşen tren bitmiş. 65 direnci var. Şu an 61'lerde. 65'i kırarsa ne olur hocam? Arkadaşlar 65'i kırarsa şu derinlik gelir. 65'i kırdığı zaman. Şu tekrar yükselen bir kanal var. Onun arasına girer. Ve bu derinliği atar. Yani 30 Pardon. 84 gelir. 84 gelir. Ama dediğim gibi önce 65'i kırmamız lazım. TVT'ye baktığımızda küçük bir ne var? Ee, yeşillik var. Burada bir simetri üçgen vardı. Kaybetmiş. Nereye kadar gelebilir arkadaşlar? 1.12 desteğine kadar çekilebilir. Şu an 16'larda 1.16'larda dönmesi için 1.22 direncini kırması lazım. 1.22 direnceni kırarsa da yolu açık olsun. AV'ye geliyorum. Hemen aklımdayken alayım şuraya. AV'yi de alayım. Hemen şuradan aklımda. Evet. Yani 1.20 direnceni kırması lazım TVT'nin. Ki o zaman MA200 1.5 dolar hareketini başlatsın. NS'ye baktığımızda NS destekten döndük geri. 12.30'lardayız. İlk direncimiz 13.25. ikinci direncimiz 14 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz ENS'nin. Yani MA200'ün üzerine atıp burada ERA sayında 50'lerin üzerine gelmesi lazım ki şu anda 40'larda seyrediyor ERA evet. say. Daha önce bu 28'e kadar gelmiş. En son buradan 36'dan dönüşü ENS'yi 15 doların üzerine atmıştı. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. AV. AV'de hedef e, 100 dolardı bizim biliyorsunuz. AV 100 doları daha önce gördü mü? Şöyle ben haftalık bakmak istiyorum. Arkadaşlar en son nereye kadar geldi? 95 dolara gelmiş. En son. Yani 30 Ocak'ta buraları görmüş. Fakat EMA 50'nin üzerine atamamış bir türlü kendini. EMA 50 bunun için sanki böyle eee sınır noktası gibi, kırmızı çizgisi gibi duruyor arkadaşlar. Yani bir şekilde 80'in üzerine atarsa bu sefer MA 50'nin üzerine çıkmış olacak. İşte o zaman 100 dolar momentumunu gerçekleştirebilir. Şu anda 0.69'luk kırmızı 71 60 dolar 60 cent seviyelerindeyiz. IDX IDX değil arkadaşlar. IDX. Bakınız bu yükselişin düzeltmesi var. Arkadaşlar destek neresi? 33 desteği var. Şu an neredeyiz? 39'dayız. Bu haftalık. E günlük bazda ne yapmış? Değiştirmiş mi destek işini? Yok. Burada farklı bir formasyon geliyor arkadaşlar. Farklı bir formasyon var. E hoca iş tersine döndü. Burada da bu geliyor arkadaşlar. Ben ters ok çekmeyi pek sevmem. 32'ler geliyor. Neredeyiz? 39'dayız. 32'ler geliyor. Öyle görünüyor. Ama umarım şu iğnelerden iğnesinden geri döner. Çünkü burada bakınız nokta nokta şöyle bir de gelmiş aşağıya zaten. Umarım burayı test etmez. Burayı test ederse daha önce test ettiği 30'ları görür. Ya 31,5'ları. Buradan sonra yapacağı tepki alımlarıyla ne yapar? 50'leri geçer ondan sonra. Bakınız. 50'leri Geçebilir ondan sonra. Zaten burada da e, ne var? 56'da ama 50 günlük direnç var arkadaşlar. XCN e, Hala olumsuzluk devam ediyor XCN'de. Ben bunu bir de saatlik bakacağım arkadaşlar. Hacim yok arkadaşlar ya. Hacim sıfır ya. Bu mum hareketleri hacimsiz bir mum hareketi. Şu anda yatayda olsa da ne zaman ne yapacağını karar veremiyor bir türlü. Ha, kötüdür demiyorum ama bekletebilir biraz sizi. Birazcık daha bekletebilir. Ee, dönerse de 28 direnci var yukarıda zaten şu an 25'te. Ne yapması lazım? 32'nin üzerine çıkması lazım ki devam edebilmesi için. Aht. 0-0-32'lerde. Bu ters bir koyun arkadaşlar. Ne zaman Ringo'nun ne zaman ne yapacağı belli değil. Erasa'ya bakıyorum. Gelip var burada. Yani 50'nin üzerine çıkarsa bir anda 75'i görebilir arkadaşlar. Yani bu da bizleri nereye taşır? Şu anki fiyatımız 0.032. Günlük bazda el alacağım. Pardon. Özür. Yani bir anda bizi 40-50 bandı aralığına doğru götürür. Evet, daha önce bakınız. Burada şakır şakır oklar 12'den burada edep. Değil mi? Hiçbir sıkıntı gördük mü burada yok. Şimdi burada bunun dinlenmesi var. Güç toplama zamanı. Güç toplama zamanı. Peki hocam. Pepe demiş kardeşimiz. Pepe. Arkadaşlar Pepe. Pepe'lemiş şu anda %30'a geliyor. Rally'de. Ay maşallah maşallah. Evet ralli de. Bakınız. Ema 50'yi almış altına ve Erasay tavan yapmış arkadaş. Erasay tavan yapmış. Şimdi ben bu grafikte hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Sonu da bir karış. Yani hepsi yani avucumuzun içinde. Yani nereden geldiğini, nasıl gitti, hareket çizdiği saatlikte de belli. Yani biraz zamana ihtiyacımız var analiz edebilmemiz için. Pepe'yi. Ne yapar hocam? Ne yapar? Ee, normalde bu tür grafiklerde Pepe'nin şuraya gelmesi lazım. Bakınız, geriyi görmeyerek söylüyorum. Bakınız. Geriyi görmeyerek söylüyorum. Bu grafikler normalde şuraya gelmesi lazım. Yani 53'e gelmesi lazım. Şu an 41'lerde. Arm ee, Armpars kardeşimiz yani Arma Pars kardeşimiz. Audio için desteğimiz 29'dur. Bakınız hemen tekrar e, geleyim ben oraya audio'ya. Audio'ya siz de hoş geldiniz bu ara. Şöyle. Audio. O buralarda bir yerde yanılmıyorsam. Evet burada. Desteğimiz e, 29. Hocam nerede 29? Bakınız Burayı e, 4 saatliğine alıyoruz. 4 saatliğine alıyoruz. Şurada bir destek noktamız var. Şu altta kırmızı çizgimiz var ya arkadaşlar. Çizeyim olmasa rahat rahat görebiliriz arkadaşlar. Şu beyaz çizgiyle çizdiğimiz yer destek. Çünkü bu destekten daha önce dönerek ne yaptı? 31 e, ve üzerine doğru bir momentum sergiledi 4 saatlikte. Direnç e, 30. MA200 günlük 4 saatlik Günlükte ne var hocam? Günlükte ne yaparız? Günlükte arkadaşlar. Günlükteki direncimiz 40. Desteğimiz aynı. Desteğimiz 29. Direncimiz 40. Bu band aralığı var. 40'ta kalır mı? Hayır. Yukarıda sarı çizgimiz olan. Çünkü e, bir kanal bandında güney yükselişi yaparak devam ediyor yolladım. Yani şu kırmızı düşüşlerin bittiğini yataya bağladığını her an yön arayacağını söylüyor bize. AV'ye az önce baktım Mehmet kardeşim. Az önce baktım. AV az önce baktım. Yani 3 koyun 2 koyun önce mi baktım? Eyvallah. Yani bizi yukarıda sarı çizgi 45 direnci bekliyor. Kırarsak da nerede fren tutacağını bilemeyiz artık o zaman. Evet öyle görünüyor. Avu diyor ya oldukça da ee, yatırımcısı var her <laughs> şey kardeşim <laughs> güldürdünüz bize yine demiş eyvallah eyvallah ne yapayım güzel kardeşim yani şu kadarcık bir e, grafik alanı var e, mum hareketleri ya daha yeni nereden geldiğini bilmiyoruz ki ama dediğim gibi yani e, pepe için <laughs> anladım bu kadarıyla ya yani güzel kardeşim pepe öyle Hemen hemen e, çoğu kardeşlerimizin isteği yerine geldi arkadaşlar. Yalnız e, aksa bakmadık bu akşam. Aksa e, bakmadık arkadaşlar. Filecoin'e bakmadık. Alper, Alper Tunga Güner kardeşimizin isteği Filecoin var. Iris'e baktık. Iris'e baktık hocam. Kokos, çocos. Bak bunlardan unuttuk. Ee, file coin'den başlayalım arkadaşlar. O buralarda var mı? Evet. Hemen önümüzdeymiş zaten. File. 5 dolar 60 sent, Yüzde 2'ye yakın. Yukarıdayız arkadaşlar. Bakınız. Fincan kulp dönmüş. Dönmüş be ya. Haftalıktaydı bu değil mi? Evet. Haftalıkta. Güzel kardeşlerim. Bizi bekleyen ilk direnç ilk direnç çanak çömlek 9 dolar arkadaşlar. Haftalık bazda ama bu. Hafta günlükte farklıdır direnç biliyorsunuz. 4 saatlikte farklıdır. Bakınız günlükte neresi görünüyor? 6.36 görünüyor ilk direnç. 4 saatlikte de yine değişecektir bakınız. 4 saatlikte ilk direnç 5.70 görünüyor. Daha sonra da 5.90 görünüyor. Yani haftalıkta konuştuğumuz direnç de 4 saatlik günlükteki dirençler farklıdır arkadaşlar. Oraları karıştırmayın. E şimdi bakınız burada şuradaki düşen dalga kırıldığına göre yani 6,5 dolar geliyor direkt simetri bunun. Simetri 6,5 dolar geliyor. Günlükte de 6,5 aynı günlükte de 6,5 dolar geliyor. Ama haftalıkta dediğimiz gibi bu rakamlar ilk direnç olarak 9 dolarlar gelir. Evet. Buralar gelir. Kokos, Jojos. Evet, onlara bakacağız. Vay 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 diyor. Jojos. Evet, burada. Bugün yüzde üç buçukluk bir kırmızılığı var. Ama hiç sıkıntı yok. Haftalık grafiğinde hiç sıkıntımız yok arkadaşlar. Yani bizleri burada her arkada bu derinlik gelecektir. Bu derinlik şu anda 1 dolar 80 sent. Ee, zaten 2 dolar direncimiz var. Başarırsa tencerenin kapağı var. Burada 2 dolar 40 sent hatta 2,5 dolar direncimiz var. Bunları basamak basamak geçtiğimizde yukarıda bizi 3 dolar 60'lar 3,5 dolarlar bekliyor. Sonra bu cephede bir sıkıntı yok. Yani elinde olanlar sabredecek. Sabreden derviş muradına ermiştir güzel kardeşler. Mesela Contentos Jos 78 hedef vermişiz. Şu anda 67'deyiz. Formasyon evet alçalan ee, ne var burada? Bir üçgen formasyonu var. Simetrik değil bu alçalan. E, o zaman bizi burada ne bekliyor hocam? Bakınız. Bu üçgeni gördünüz değil mi? Mavi olarak. E, öyleyse e, burada bizi destekten uzak EMA 50'yi de kırdığına göre yukarıya doğru bir hareket bekliyor. Yani 78-80'ler bekliyor bizi burada. Evet. Bizi bekleyen bunlar. Gelmişken şu STX ve S2, S, S, de bakalım arkadaşlar. Link'e de bakalım. Evet. Stax'ta durum ne hocam? Arkadaşlar stack %1 civarında yeşilde ve 0.72. Stack stack stack. Günlük bazda e, kanalı dışına çıkmadı henüz. 0.85 direncimiz var. Kırmayı başarırsa 1 dolara doğru gider. Daha devamında zaten 1.5 dolar hedef vermişiz. Ama önce 1.20 direnci, önce 1 dolar direnci, daha sonra 1.20 direncine doğru momentum sergilemesi lazım. SXP'ye geldiğimiz zaman. CXB 0.55 cent ve %1 kırmızı olmasına rağmen EMA 50'nin üzerinde. Hareket devam ediyor. Altın düğümümüz var burada. Erasay 50'lerde ve bizim hedefimiz 0.80 yolcusu ardından 1.30'a kadar gidebilir. Chainlink %2 civarında, 2.5 civarında yukarıdayız. Formasyon tamamlanıyor, dönüş başlıyor. Chainlink 7.30 7.20 şu anda. 7.30'un üzerine attığı anda 9 dolar seviyelerine doğru bir momentum sergileyebilir arkadaşlar. Evet. Ali için, Ali için önce veliye sormamız lazım. Değil mi? Ali için giriş yeri neresidir? Bunu önce veli onaylaması lazım. Ali veli. Mekten bakalım değil mi güzel kardeşim? Ali Ali de neymiş? Ali, yok. Şu anda giriş yeri yok bunu Bu günlükte yok ama. Dört saatliğine bakayım. Giriş yeri neresidir? Değil mi? Güzel kardeşlerim ben defalarca bundan bahsettim size. Yani bu koyundan değil de böyle bir formasyon yapan bir ABC koyunu hangisi olursa. Şimdi çizin dedim kanalı dip ve tepeleri birleştirin dedim değil mi? Nerede girilir biliyor musunuz güzel kardeşim? Şurayı alalım. Bakınız. Burada girilmez. Niye? Burayı kıramamış bakınız. Döndü geri. Burada girilir mi? Girilmez. Niye? Yukarıdan kırmadan geri döndü. Girilmez. 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 Burada etikte beklenir. Geri döndü vazgeçirir. Bakınız yapışık şekilde geliyor. Buradan bir daha döner. Şuraya bir yeşil mum dikti. Bir tane daha yeşil mum dikti. İşte burası giriş yeri. Yani giriş yeri trendin kırılım yerinden sonradır. İkinci yeşil mumdadır arkadaşlar. Ondan sonra yatayda gitse sıkıntı yok. Destek oldu çünkü orası. Orası destek konumuna geldi. Ergün kardeşimiz. Sistem bu. Evet arkadaşlar. Enes kardeşimiz hocam Bitcoin'i Emma Ribbon indikatörü ve bomba çekiliş indikatörü üzerinde analiz yapar mısınız? Genelde indikatörler birbirine benzer güzel kardeşim. Yani şu anda zaten yayının sonuna geldik. İnşallah başka bir zaman hatırlatırsanız bakmaya çalışırız. Evet saatimize bakıyoruz. 23.48 bizim yayına girişimiz 22.30 .30, mıydı yok 22:15'ti. gecikmeli girdik. 22.30 dersek 23.30 yani bir buçuk saate yaklaştık bir saat 20 dakika falan oldu arkadaşlar. Ee, şu anda da 220 kardeşimiz bizlerle beraber 236'da like almışız. Bu ara bağış yapıp da istekte bulunmayan kardeşlerimiz vardı ya da isteğini yapmadıklarım var mı onları kontrol edeceğim. Yasemin kardeşimizin isteği yerine geldi. İsmail Alkıran bizde bir talepte bulunmadı. Mıydı? RSR Hot Sekar Bulunmuş. Görmemişiz İsmail kardeş. Özür. Özür. Şimdi gördüm. Evet, şimdi gördüm. Hemen diziyoruz güzel kardeşim. Sizin analizini de yapalım şöyle. Başka var mı böyle ok? Ercan kardeşimiz tekrar üye oldu. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 13 ay geçti mi? Herhalde 13 ay oldu değil mi? 13 ay. Evet. Yani 1 yılı geçtik kesin. Evet. Çünkü Rozet'ten belli. Rozet kırmızıya döndü. Kırmızı Rozet. Evet. Şimdi güzel kardeşim, hemen özür e, İsmail kardeş, kusura bakma, hemen buradan bakıyoruz, RSR, Rezerv Network, aldık, Holochi, Holochi, aldık. Scala Network. Aldık. Olsun. Scala Network. AMP. AMP. Aldık. Evet. AMP'yi de aldık. Clear Network. Clear Network. Onu da Binance'tan alalım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi kardeşimizin isteğini dizdik buraya. RSR. Baktığımızda daha önceki hesaplar, kitaplar hepsi çarşı. Evdeki hesap çarşıya uymuş yani. Oklar hedefini 12'den vurmuş. Ondan sonra da daha yakın zamanda bakmamışız değil mi biz buna? Günlük bazda bakalım. Bir formasyonumuz var mı? Destek çizmişiz. Desteğimizi koruyor zaten. Orada bir sıkıntımız yok. 38 an itibariyle fiyatımız var. Buralarda zaten destek. Şöyle biraz iğneye kadar çekersek desteği. Yani 37 destek var diyelim. Arkadaşlar 37'lere bir kez daha deneyebilir çünkü iğne, sürekli iğneliyor. Kırarsa ne olur hocam? Burayı kırarsa nereye gelir? 30'a kadar geri gelir. Ama yok geri dönerse ilk karşılaşacağı şey, direnç 41, 041 dolar. Yani 0. çift 0, Başarırsa da bir direnci daha var 45'te. Günlükte burası görünüyor. Haftalıkta var mı bir formasyonumuz? Buna bakalım arkadaşlar. Yok. Desteğimiz haftalıkta 37, direncimiz de 50. Haftalıkta böyle görünüyor. Mesela için Peki Holochain ne yapıyor hocam? Holochain bakınız bu aşağıdaki desteğini kaybetmemesi lazım. Şu anki fiyatı. Yani 18 18.5 buraları kaybetmemesi lazım ki geri dönsün. Geri dönmesi için de yukarıda direnci 23 dolar. Bu iki band aralığından çıkış yapması lazım. Yukarı doğru momentum sergileyebilmesi için. Haftalık bazda. O zaman bizi yukarıda 35'ler bekliyor. Bakınız orada bir kırmızı hat çekilmiş. Çizgi. O direnç var. Buradan kurtulsa buraya kalacak. Burada bekliyor onu. Ne zaman rahat eder? İşte 35'in üzerine geldiğinde 36 falan değerse o şeyin o zaman rahat eder. Evet. Scala Network. %1 civarında Nerede? Yukarıda. Bakınız buradaki okların ikisi hedefini vurmuş ama son ok ama çalışmamış. Ne yapıyor? Çünkü formasyon yok şu anda ok çekmemiş. Şurada desteğimiz var arkadaşlar. 33 desteğimiz var. Şu an 39'da. Yukarıda da 60 direncimiz var. 60 direncimiz var arkadaşlar. Yalnız öncelikli olarak MA50'nin üzerine atmamız lazım burada kendimizi. 45'in üzerine atarsak bu 60'a yol alır. Görülen ki o AMP. AMP şu anda 34'lerdeyiz. Desteğini koruyor. İlk direnci 45 arkadaşlar. Bu 45'i kurtarırsa 60'a kadar gider. MA50'ye kadar. Daha önceki oklar hedefine geldi görüyorsunuz. Buralarda bir sıkıntı yok. Burada fincan kulp dedik, çalıştı dedik ve biz ok hedefini 75 dedik, iğnesi 88'e geldi. Ondan sonra da bakınız düzeltmeye devam ediyor. Yani şuradan kendini ne yapması lazım? Kurtarması lazım şu trendten. Bunun üzerine atması lazım. Devam edebilmemiz için. Clear Network. Sıkıntı yok 24 dolarlardayız. Yükselen kanal devam ediyor. Bakınız haftalık bazda yükselen kanalın içinde kalmaya devam ediyoruz. Yukarıdaki direncimiz 35'ler. Clear Network dikkate alın arkadaşlar takip edin. 27'nin üzerinde kalmayı başarırsa kaç kez iğneledi. Bu direnç onun için hikaye hatta yukarıda bizi 50'lere kadar götürebilir. Clear Network. Evet. Clear Network'e dikiz beyler. Bu ara Aptos %6 yaptı arkadaşlar. Dikkat. Casper %4 yapmış. Eee Casper da yavaş yavaş hedeflere geldi bakın. Zaten bu hedefler geldi Casper'da. Şimdi son verdiğimiz hedef var. 67'ler buralara doğru yola çıkıldı diyoruz. Biz de yavaş yavaş yorgunluk bastı arkadaşlar. E, daha fazla da devam edemeyeceğiz. Yorulduk artık değil mi yani? Şimdi bir de vet var burada. Cas var? Ha, biz onları atladık mı ya yapay zekalardan? Veçeyin. %1.6 şey 16. 0, 0, 22 dolarlardayız. Arkadaşlar VÇ'in günlükte ne yapıyor bakalım. Dönmüş geri. Gördüğümüz gibi VÇ'in geri dönüyor arkadaşlar. Yani 24-25 hedefine doğru yola çıkacaktır diye düşünüyorum. Casmi 0 çift 0 60 etlerde Casmi e, ters bir yükseliş yapabilir. Bu fincan kulp çalışıyor dikkat. Ne bekliyor bizi Casmi'de dedik 90'lar bekliyor. Hala da çalışıyor bakınız bir sıkıntı yok mumlar yeşil yeşil diziliyor. Yani bu ok hedefine birinci küçük ok gelmiş zaten. 70'ler dedik şu an 67 de olsa nereye iğne atmışız? 70'e iğne atmışız zaten. Evet güzel kardeşlerim çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Yarın, yarın akşam canlı yayınım yok. Erken yapabilirsem yapmaya çalışırım. Çünkü yarın akşam dışarıda olacağım. O yüzden canlı yayınım olmayacaktır. Herhalde öğleden sonra bir vakit bulabilirsem bakarız arkadaşlar yine bir canlı yayın için. Canlı yayınımız biliyorsunuz sadece katıl butonu yerlerine herkes izleyebiliyor. Lakin İstekte bulunamıyorsunuz. İstekte bulunabilmeniz için de katıl butonu üyesi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın daha güzel grafiklerle karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.